Herkese merhaba. Birey merkezli terapiyle yani danışandan hız alan terapiyle devam ediyoruz. Carl Rogers'ın 1950'lerde bizim için şöyle bir önemi var. Aslında psikolojik danışmanın kurallarını, ilkelerini ilk defa ortaya koyan, yani daha doğrusu ilk defa demeyeyim de yani daha böyle çerçeveyi çizen, kurumsallaştıran adamlardan bir tanesi kendisi. O yüzden de biz Roger dediğimizde ve Maslow dediğimizde hümanist yani insancıl kuramın ilkelerini anlamak durumundayız. Çünkü aslında birey merkezli terapi dediği şey Roger'ın tam olarak insancıl kuramın ilkelerini ortaya koyuyor. Peki nedir? İnsancıl kuramın temel prensipleri var. 1. Kişisel sorumluluk almak, yani seçim yapabilmek ve bu seçimlerin sorumluluğunu alabilmekten bahsediyor. 2. Şimdi ve burada olmak. En çok şimdi ve buradayı vurgulayan, aslında Gestalt da bunu yapar, varoluşçular da yapar ama gerçekten bunun altını böyle basa basa çizenler insancıl kuramcılardır. Şimdi ve burada ilkesi. Bireyin fenomen algısı, yani bireyin öznel yaşantıları her zaman her şeyden önce gelir diye düşünüyor. Hatta Roger'ın bir sözü var. Birey aslında kendi kendini psikolojik danışmandan daha iyi tanır. O yüzden de kendisinin ihtiyacı olan şeyi daha iyi bilir. Bu nedenle diyor bizim görevimiz aslında sadece rehber olmaktır. Ve kişisel gelişim, yani kendini ortaya koyma, gizil gücünü fark etme, kendini gerçekleştirme, bunlar da yine önemli durumlardır diyoruz. Roger'ın özelinde baktığımızda ise danışanın subjektif yaşantısına saygı duymamız gerekir diyor. Yani her insan biriciktir. Her insan özeldir. Her insan değerlidir. Dolayısıyla da insanların bu öznelliğine saygı duymak gerekir. Terapistin rolü aslında tam da rehberdir. Çünkü neden? Birey kendini değiştirebilecek güce sahiptir. Eğer insanları özgür bırakırsak, İnsanları damgalamazsak, etiketlemezsek, aynı varoluşçular gibi, insanlar kendi özgürlüklerinde, kendi alanlarında zaten kendilerini değiştirebilirler diyor. Sorumluluk her zaman kime aittir? Bireyin kendisine aittir. Ve organizmanın aslında bütün hikayesi, bütün yaşantısı kendini gerçekleştirmedir. Her birimiz dünyaya aslında bunun için geliriz. Yani hayat dediğimiz şey yemek, içmek, uyumaktan fazla bir şeydir. Bizim hayata gelirken kendimizi ortaya koyma, gizil gücümüzü keşfetme ve gizil gücümüzü gerçekleştirme gibi bir potansiyelimiz vardır. Ve Carl Rogers'a göre, burayı unutmayın, psikolojik problemlerin sebebi insanların kendini gerçekleştirme eğilimlerinin sınırlandırılmasından kaynaklanır. Bu engellenme insanların bir zaman sonra psikolojik yapısını etkiler diye düşünüyor. Temel kavramları çok fazla ama bir de Roger'ın ilkeleri var. İşte bu raport kurmadır, koşulsuz saygı kabul, bunlardan bahsediyor olacağız. Şimdi temel kavramlarına bakacak olursak insan doğası kesinlikle iyimserdir diyoruz. Yani insanlar, az önce de söyledim, eğer insanları sınırlandırmazsak onlar zaten bir şekilde yollarını bulur diye düşünüyorlar. Danışman da bu süreçte rehberdir. Benlik kuramcılarından bir tanesidir Roger. Benliğin altını çizmiştir ve aslında benliği de insanın kendini algılama biçimi olarak adlandırır. Şimdi bu algılama şekli, şurada göstereyim. Benlik dediğimiz şey olumlu olabilir, olumlu algı diyelim daha doğrusu, ya da olumsuz bir algıya sahip olabilir. Şöyle ki, eğer bir insan kendini değerli olarak algılıyorsa o zaman olumlu benlik algısına sahiptir. Ama bir insan kendini değersiz olarak görüyorsa olumsuz benlik algısı ön plandadır dememiz gerekiyor. Daha da önemli bir şey var. Onu şurada anlatacağım. Ondan önce kendini gerçekleştirme eğilimine bakalım. Biz bunu aslında Maslow'da kendini gerçekleştirme diyoruz. Maslow'un kendini gerçekleştirme dediği kavrama Roger tam verimli olarak potansiyelini kullanan kişi diyor. Yine de bunu da gerçekleştirme eğilimi olarak anlatıyor. Gerçekleştirme eğilimi Maslow diyorum. Roger'a göre insanın hayatındaki en motive edici güçtür. Biz kendimizi bulmak için, kendimizi var etme çabasıyla ne yaparız? Eylemde bulunuruz diyor. O yüzden bizim için motivasyon kaynağıdır. Ve tüm psikolojik problemlerin kaynağı yine burasıdır.
İnsanlar niye depresyona girer? İnsanlar neden işte psikolojik sorunlar yaşar? Çünkü diyor insanlar varoluşsal, yani varoluşsal demeyeyim de kendini ortaya koyma anlamında ne yapmıştır? Engellenmiştir. Bunu şöyle düşünün. Bir insan diyelim ki evleniyor. Aslında bir hayali var. İşte fotoğraf çekmek. Eğer siz bu insanın fotoğraf çekme eylemini ve davranışını engellerseniz ya da şöyle söyleyeyim, engellemek de değil, insan bir şekilde hayatındaki seçimlerden dolayı bundan geri kalırsa diyor ki bir zaman sonra depresyona girebilir. İşte ben aslında çok iyi bir fotoğrafçı olacaktım ama işte çoluk çocuğa karıştım da şöyle oldu da bu diyor devam eder. Çünkü neden? Kendini gerçekleştirmeden gelen gücü aslında kaybetmiştir. Olumlu öz saygı Roger'ın kavramlarından bir tanesi. Öz saygıyı diyor aslında geliştiririz biz. Yani öz saygı insanların zaman içerisinde olumlu öz saygı geliştirmesini sağlar ve aslında iki tane benlik yapısı vardır. Gerçek benlik ve ideal benlik. Şunu asla unutmayın. Gerçek benlik benim kendimi nasıl algıladığım, ideal benlik ise olmak istediğim kişidir. Bu ikisi arasındaki mesafe dar olursa daha sağlıklı ruhen. Ama arası açıldıkça insanlar psikolojik problemler yaşar ve kendine saygı duymamaya başlar. Ama bunlar yakın olduğunda, aradaki fark çok fazla olmadığında, o zaman diyor ki Roger, insanlar kendilerine yönelik bir öz saygıyı ortaya koyarlar. Aslına bakarsanız olumlu öz saygıyı oluşturan biz değilizdir, başka insanlardır. Yani bizim kendimize saygı duyabilmemizin sebebi diğerleridir. Ama diyor ki Roger, öyle bir şey olur ki bir kere olumlu öz saygı oluştuktan sonra artık başkalarına ihtiyacımız olmaksızın biz kendimizi var edebiliriz. Biz kendimize saygı duyabiliriz diyor. Organizmik değer verme biçimi, gerçeklikten bahsediyor. Bireyin öznel algısına vurgu yapıyor burada Carl Roger. Yani şöyle ki insanların diyor kendi gerçekliğidir önemli olan. Dışarıdaki dünyanın ne olduğu bizim için çok bir şey, bir veri değildir. O zaman nedir? İnsanı anlamak için insanın kendi gerçekliğine bakmamız gerekir. Bize en büyük veriyi de bu sağlar diye düşünüyor. Organizmik değer verme biçimi ise, şimdi şöyle, az önce dedim ki aslında insanın dünyaya gelme amacı ya da dünyada var olma amacı kendini gerçekleştirmedir. Biz diyor, bilinçli olmasak da bunu aslında hani böyle doğal bir güçle ne yaparız diyor, belirleriz. Yani şöyle, ben bana hizmet eden, yani benim kendimi gerçekleştirmeme hizmet eden eylemleri ve durumları ne yaparım? Daha değerli bulurum. Yani o zaman benim yaşantılarım, benim kendimi gerçekleştirmemi eğer arttırıyorsa, etkiliyorsa, olumlu anlamda etkiliyorsa olumlu değer veririm diyor. Ama eğer ki var olan yaşantılar benim kendimi gerçekleştirmemi engelleyen bir durumsa olumsuz olarak algılanır diyor. Mesela bazı insanlar şöyle diyebiliyorlar, işte kariyer her şeyden önce gelir falan. Şimdi onun kendi ya da kendi kendini gerçekleştirme süreci eğer buysa o zaman tabii ki yaşantıları, yani kariyer yaşantıları daha önemli olacaktır. Ama şöyle dersem benim de hayalim işte kendimi gerçekleştirme idealim iyi bir evlat yetiştirmek. O zaman ne olacaktır? Bu insan bu tür yaşantılara daha fazla değer verecektir. Her birimizin organizmik değer verme biçimi birbirinden farklıdır. Şimdi Roger'ın şu kavramları unutmayın, soru gelir buradan. Roger'ın tam fonksiyonda bulunmak için 5 tane kriteri karşılamamız gerektiğini söylüyor. Bunlardan bir tanesi yaşantılara açıklık, yani insanların deneyim kazanması, hayata dair yeni yaşantılara sahip olabilmesini ifade ediyor. Varoluşsal yaşam Roger'ın söylediği anlamda şimdi ve burada olmaktır. Şimdi ve burada olmaktır. Organizmik güven insanların doğal olarak ortaya koyduğu sınırlardır. Açıkçası kendimi bilmemdir. Yani gücümün neye yettiğini bilebilmektir. Ve bunu işte bilinçli yapmayız, organizmik olarak yaparız. Varoluşsal özgürlük aslında kişinin
bireysel seçimlerini özgürce yapabilmesini ifade eder. Üretkenlik ise yaşama değer katmaktır. Yaşama değer katmaktır diyor. Bu kavramları unutmayın. Sınavda soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi Carl Rogers'ın işte tam potansiyelin tam fonksiyonda bulunmak için gerekli olan ilkelerden ya da kavramlardan biri değildir ya da işte biridir şeklinde soru gelebilir. Bunları unutmayın. Şimdi devam ediyoruz Carl Rogers'ın psikolojik danışma ilkeleriyle. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.